Londralılar güne kar yağışıyla başladı. Yaklaşık 3 gün sürmesi beklenen, tüm İngiltere'de etkisini gösterecek olan kar yağışının ilk günü bugün. Ancak -3 dereceyi bulan soğuğa aldırmayan Londralılar kendilerini parklara attı. Pandemi nedeniyle uzun zamandır boş olan parklar bir anda kar yağışıyla beraber vatandaşları çekti ve gerçekten çok ciddi kalabalıklar var Londra'daki bütün parklarda. Kar yağışı ile beraber pazar günü olmasına rağmen Londra'da, İngiltere'de gündem de oldukça yoğun. Örneğin sabah Sağlık Bakanı'nın yaptığı bir açıklama var ki bu halkı aslında biraz olsun korkutabilecek bir açıklama. Çünkü pandeminin daha uzun süre devam edebileceğini ve kısıtlamaların da daha aylarca devam edebileceğini açıkladı aslına bakarsanız Sağlık Bakanı ve yolumuz daha çok uzun dedi. Hemen bunun akabinde İngiliz basınında günün en önemli manşetlerinden biri olarak verdiği bir haber var ki o da okulların uzun süre daha açılmama ihtimali. Çünkü okulların Mart sonuna kadar açılmasının sürebileceğinden bahsediyor İngiliz basını. Nedeni de şu, biliyorsunuz dün açıklanan rakamlara göre 33.552 yeni vaka var. Ve vaka sayısının sürekli artıyor olması, ölüm vakalarının da ona keza artıyor olması İngilizleri gerçekten hala çok korkutuyor. Bununla beraber enteresandır, sessiz sedasız bir karar çıktı yine İngiliz parlamentosundan. O da pandemi sürecini ve yasakları uzatabilecek bir karardı. Notlarımıza bakacak olursak şöyle açıklayabiliriz tam olarak. Genişletilmiş tecrit yetkileri konseylere verildi. Bu ne anlama geliyor? Temmuz ayına kadar istedikleri zaman ekstra bir yetki almadan kısıtlamaları yani lockdown'u uzatma yetkisi anlamına geliyor. Bu da sanırım en çok yine barları, pubları ve hizmet sektörünü, restoranları etkileyecek. Çünkü İngiliz basınının yorumu da aynen bu şekilde. Hizmet sektörünün tekrar açılması Temmuz ayını bulabilir. Yani yaz aylarına kadar İngiltere bu kısıtlamalarla karşı karşıya olmaya devam edecek. Ayrıca bu kısıtlamaların akabinde tabii ki ekonomik anlamda yaşanacak sıkıntılar da tekrar gündeme geldi. Maliye Bakanı'nın bir yeni projesinden bahsediliyor İngiltere'de. Bu yeni projede universal kredi denen ve yardımları kapsayan bir kredi şekli var İngiltere'de. Biner pound yaklaşık 6 milyon ihtiyaç sahibine dağıtılmak üzere bir yasa hazırlandığı konuşuluyor. Maliye Bakanı da muhtemelen bunu onaylayacak ve zor durumda olan vatandaşların bir nebze olsun nefes alması için bir can suyu dağıtmayı planlıyorlar. Ama bütün bunlar çok konuşulmasına rağmen asıl hikaye tabii ki kar yağışı. Dediğim gibi vatandaşlar kendilerini parklara attılar ve görüyorsunuz belki arkamda herkes çocuklarını giydirmiş. Bereleri, atkıları, eldivenleri elinde kar topu oynuyorlar. Karın tadını çıkarıyorlar.